Yeni bir bölümle daha sizlerle birlikteyim. Görmüş olduğunuz deniz kızımın tarifini sizlere bu videomda göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi çok beğenerek ördüğüm, çok keyifli ördüğüm bir tarif. Tarifi örmek isteyenler takipte kalın. Videomu çok beğenerek ördüğüm bir tarif. Sizlere detaylarıyla, tüm detaylarıyla nasıl öreceğinizi, neler yapmanız gerektiğini tek tek göstereceğim sizlere. Gördüğünüz gibi yine deniz kızımız, bebeğimizin tarifine malzemelerle başlayalım. Evet, deniz kızımızın malzemelerinin tanıtımına geçiyorum şimdi size. İlk olarak saç şapka kısmını yapmak için Alize Cotton Gold'un bu renk ipini kullanacağım ben. 38 numara ip numarası. Kafa rengi için Yarn Art cinsin krem rengi ipini kullanacağım. Bu numarasını daha önceki videolarımda ördüğüm bebeklerimde var rengi. Şu an numarasını hatırlamıyorum. Beden kısmı için yeşil Yarn Art cinsin, pardon, Gazal Baby Cotton'un yeşil renk ipini kullanacağım. Bedende, yine bedende Kar Topu Amigurumi'nin mavi ipini kullanacağım. Numarası olarak şöyle söyleyeyim size, K 16-20. Şöyle K16-20 ip numarası. Saçtaki kurdele için kullanacağım pembe ipim. Kaş göz işlemesi için siyah ipim. Bunu da ben yine daha önce de belirtmiştim. Peria Baby'nin siyah ipini kullanıyorum diye. Makasım 2 numara tığım var. Ve tabii ki elyafım. İçini doldurmamız için elyafım. Boncuklu elyaf. Şimdi bebeğimizin yapılışının kafa ile başlamak istiyorum ben. Kafanın yapılışı ile başlamak istiyorum. Gövdeye sonra geçişini yapacağım. Yarn Art cins ipimizle başlıyorum. Kafa bölümümüz 37 sıradan oluşuyor. İlk sırasıyla başlıyorum. Sihirli halkaya 6 sık iğne yapıyorum. Evet, 6 sık iğne yaptım. Halkamı kapatıyorum. Halkamı kapattım. İkinci sırama geçiyorum. Her ilmeğe çift batıyoruz. Sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz olacak.
10 sık iğne yaptım. Son 2 sık iğne. Evet. 12 sık iğne elde ettim. Şimdi 3. sıramı geçiyorum. Şimdi başlangıç olarak bir ipin markasını vermeyi unutmuşum size, şu saç bandı için. Bu da Gazal Baby Koton'un pembe ipi. Numarasını hatırlamıyorum. Numarasını olanları size vermeye çalışıyorum. Ama markaları vereyim size, zaten belli renkleri var onların. O renkleri bulabilirsiniz. Bunu da hatırlatmak istedim. Şimdi 3. sıraya geçiyorum. 3. sıramda bir sık iğne, bir artırma yapıyoruz sıra sonuna kadar. 6 kere, sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz olacak. Bir sık iğne, bir artırma. Evet, 3. sıramı da tamamladım. Bir sık iğne bir artırma yaptım. 4. sırama geçiyorum. 2 sık iğne bir artırma yapıyorum. 6 kere sıra sonuna kadar. Sıra sonunda 24 sık iğnem olacak. İki sık iğne bir artırma yapıyorum. 6 kere sıra sonunda 24 sık iğnem olacak. Son 2 sık iğne bir artırma yapıyorum. 4. sıramı da tamamladım. Şimdi 5. sıramı geçiyorum. 5. sıramda 3 sık iğne bir artırma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar 6 kere tekrarlıyorum. Sıra sonunda 30 sık iğnem olacak. 3 sık iğne bir artırma.
Son 3 sık iğne bir artırmamı yapıyorum. Evet. Şimdi 6. sırama geçiyorum. 6. sıramda 4 sık iğne bir artırma yapıyorum. 6 kere 36 sık iğne olacak sıra sonunda. Yani bu işlemi 11 sık iğne bir artırma olarak olana kadar yapacağız. Yani 13. sıraya kadar 11 sık iğne bir artırma gelecek şekilde artırmamızı yapacağız. Ondan sonra artırma yapmayacağız. Altıncı sıramı da tamamladım. 36 sık iğne elde ettim. Sıra sonunda 4 sık iğne bir artırma yaptım. 5. sıra 7. sırama geçiyorum pardon. 7. sıramda 5 sık iğne bir artırma yapıyorum. 6 kere. Sıra sonunda 42 sık iğnem olacak. Yedinci sıramı da tamamladım. Sekizinci sırama geçiyorum. Sekizinci sıram 6 sık iğne bir artırma yapıyoruz. 6 kere sıra sonunda 48 sık iğnemiz olacak. 6 sık iğne bir artırma. Altı sık iğnemi yaptım. Bir artırmamı yapıyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Sekizinci sıramı da tamamladım. 6 sık iğne bir artırma yaptım. Sıra sonunda 48 sık iğnem oldu. Şimdi 9. sıramı geçiyorum. 9. sıramda 7 sık iğne bir artırma yapıyorum. 'Sıranın sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Sıra sonunda 54 sık iğnem olacak. 7 sık iğnemi yaptım. Bir artırma yapıyorum. Aynı işlemi 6 kere tekrarlıyoruz. Dokuzuncu sıramı da tamamladım. 7 sık iğne bir artırma yaptım. 6 kere sıra sonuna kadar. Sıra sonunda 54 sık iğnemiz oldu. Şimdi 10. sırama geçiyorum. 8 sık iğne
Bir artırma yapıyorum. Sekiz sık iğnemi yaptım. Bir artırma yapıyorum. Aynı işlemi sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Evet. 10. sıramı da tamamladım. 11. sırama geçiyorum. 9 10. Evet. 11. sırama geçiyorum. 11. sıramda 9 sık iğne, bir artırma yapıyoruz 6 kere. Sıra sonunda 66 sık iğnemiz olacak. Dokuz sık iğne bir artırmamı yapıyorum. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 6 kere. On birinci sıramı da bitirdim. Son artırma için iki sıramız kaldı. 12. sıraya geçiyorum. 12. sıramda 10 sık iğne bir artırma yapıyoruz sıra sonuna kadar. Sıra sonunda 72 sık iğne elde edeceğiz. On sık iğne bir artırma yapıyoruz. On sık iğnemi yaptım. Bir artırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde 6 kere aynı işlemi tekrarlıyoruz. On ikinci sıramı da tamamladım. 13. sırama geçiyorum. 13. sıramda 11 sık iğne bir artırma yapıyoruz 6 kere. Sıra sonuna kadar 11 sık iğne bir artırma yapıyoruz. On bir sık iğne bir artırmamı yaptım. Bu şekilde devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Sıra sonunda 78 tane sık iğnemiz olacak. On üçüncü sıranın son 11 sık iğne bir artırmasını yapıyorum. On birinci sık iğnemi yaptım. Bir artırmamı yapıyorum. Ve 13. sıramı tamamlamış oluyorum. Şimdi artırmalarımız bitti. Birinci sıradan 13. sıraya kadar artırma yaptık. Şimdi
14. sıradan 27. sıraya kadar 78 sık iğne örüyoruz. Yani 14 sıra boyunca artırma eksiltme yapmıyoruz. 14 sıra boyunca 78 sık iğne örüyoruz. 14. sıramdan 27. sırama kadar 14 sıra boyunca 78 sık iğne örüyorum. Artık arttırmamız yok. Evet, şimdi deniz kızımızın kafa bölümünün 27. sıraya kadar 14. sıradan 27. sıraya kadar 78 sık iğne ördüm. Şimdi bundan sonra artık azaltmalara gidiyoruz. 28. sıradan 37. sıraya kadar azaltma yapıyoruz. 28. sıram 11 sık iğne bir azaltma yapıyoruz sıra sonuna kadar. 6 kere tekrarlıyoruz. 72 sık iğneye düşecek sıra sonunda. 11 sık iğne, 1 azaltma. 6 kere tekrarlıyoruz. Evet, 11 sık iğne tamamladım. Bir azaltma yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Evet, 28. sıramı tamamladım. 29. sırama geçiyorum. 29. sıramda 10 sık iğne bir azaltma yapıyoruz sıra sonuna kadar 6 kere. Sıra sonunda 66 sık iğnemiz kalacak. On sık iğne bir azaltma yapıyoruz. 6 kere tekrarlıyoruz. On sık iğnemi yaptım. Bir azaltmamı yapıyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi 6 kere tekrarlıyorum. Yirmi dokuzuncu sıramı da tamamladım. 30. sırama geçiyorum. 30. sıramda 9 sık iğne bir azaltma yapıyoruz sıra sonuna kadar. 6 kere tekrarlıyoruz. Sıra sonunda 60 sık iğnemiz kalacak. 9 sık iğne ördüm. Evet, 9 sık iğne ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz.
Evet, 30. sıramı da tamamladım. Gördüğünüz gibi iyice daralmaya başladı. Birkaç sıra azaltmadan sonra doldurma işlemine geçeceğim. Şimdi 31. sıramı geçiyorum. 31. sıramda 8 sık iğne bir azaltma yapıyoruz sıra sonuna kadar. 8 sık iğne bir azaltma. Sıra sonunda 54 sık iğnemiz kalacak. Sekiz sık iğnemi yaptım. Bir azaltmamı yapıyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. Sekiz sık iğne bir azaltmamı da tamamladım. 32. sırama geçiyorum. 32. sıramda 7 sık iğne bir azaltma yapıyorum. Amigurumi yapanlar bilirler tekniği. 7, 8, 9, 10 diye sıralama böyle gider artırmadan. Bunun tam tersi de eksiltme de yapılır. 37. sıraya kadar her sırada 6'şer tane eksiltme yapıyoruz. Şimdi 32. sıramızda 7 sık iğne bir azaltma yapıyoruz sıra sonuna kadar. 7 sık iğne bir azaltma yaptım. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum. 7 sık iğne bir azaltmamı da tamamladım. Şimdi 33. sırama geçiyorum. 33. sıram 6 sık iğne bir azaltma yapıyoruz sıra sonuna kadar. 6 sık iğnemi yaptım. Bir azaltmamı yapıyorum. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Sıra sonunda 42 sık iğnemiz kalacak. Evet, 6 sık iğne bir azaltmamızı yaptım. Ben içine elyafla doldurdum. Çünkü ağız kısmı yeterince daraldı. Şimdi 34. sıramıza geçiyoruz. 34. sıramda 5 sık iğne bir azaltma yapıyorum 6 kere sıra sonuna kadar. Sıra sonunda 36 sık iğnemiz olacak. Beş sık iğnemi yaptım. Bir azaltmamı yapıyorum. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Beş sık iğne bir azaltmamı yaptım. 34. sıramda. Sıra sonunda 36 sık iğnem kaldı. Şimdi son 3 sıramız kaldı. 35, 36 ve 37. sıralar. 35. sıramı yapıyorum. 4 sık iğne bir azaltma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar. 4 sık iğnemi yaptım. Bir azaltmamı yapıyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum.
Evet, 4 sık iğne bir azaltmamı tamamladım. 36. sıramdayım. Son 2 sıram. 2 3 sık iğne bir azaltma yapıyoruz sıra sonuna kadar. Bu arada içine kafa ağız kısmı daraldıkça elyaf doldurmayı unutmayın. Üç sık iğne bir azaltma yapıyorum. Sıra sonuna kadar işlemi 6 kere tekrarlıyorum. Sıra sonunda 24 sık iğnemiz kalacak. Evet, 3 sık iğne bir azaltmamı da yaptım. Son sıramdayım. Son sıramda 2 sık iğne bir azaltma yapacağız ve ilmeklerimizi 18 sık iğneye düşüreceğiz sıra sonunda. Artık kafa kısmımızı tamamlıyoruz. 2 sık iğne bir azaltma yapıyoruz sıra sonuna kadar 6 kere. İki sık iğnemi yaptım. Bir azaltmamı yapıyorum. Evet, son azaltmamı da yapıyorum. Evet, kafa kısmımız bu kadar. Bitti. Deniz kızımızın kafa kısmı. Bir sonraki videomda kafayı oluşturan saç bölümünün yapılışını göstereceğim sizlere. Takipte kalın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.